13th of April 2015, I started a new country. Çek politikacı ve aktivist Vit Yedička, Hırvatistan'la Sırbistan sınırında bir ülke kurdu. Özgür ülke anlamına gelen Liberland'ı tanıtmak için İstanbul'a geldi. El Şark Gençlik Konferansı'nda ülkesini tanıttı. O bölge Tuna Nehri kıyısında 1990'lı yıllarda Yugoslavya bölündüğünde kimse tarafından sahiplenilmedi. 7 kilometre karelik bu alanda Vit Yedička kendi ülkesini ilan etti. Ardından vatandaşlık başvurularını kabul etmeye başladı. Dünyadan toplam 450.884 kişi vatandaşlık başvurusu yaptı. Bunların 55.000'i Türkiye'dendi. 24 özel röportajında Yedička ülkesinin vaatlerini dile getirdi. What I would suggest more freedom, and I think that's a main topic of Liberland from very beginning. We would like to make sure that people can have a place on this planet where can they truly enjoy freedom all the way. And we've got some competition, places like Singapore, places like Hong Kong, places like Liechtenstein, but we want to be the leaders in that field. Yedička, başvuruların internet üzerinden yapıldığını aktardı. İlgilenenleri Liberland'ı ziyarete davet etti. Gidemeyenler için İstanbul Levent'te Fahri Konsolosluk açıldığının müjdesini verdi. And it will be much easier to talk to us because we will have permanent office here from next week on. But that's the important thing. It's not just about applying, it's also about doing something for the country that you are applying to. Vit Yedička, ülkede vergi ödemenin zorunlu olmayacağını belirtti. Birçok mimarın Liberland için projelerinin olduğunu anlattı. Ticaret ve alışverişlerin yalnızca internet üzerinden gerçekleşeceğini belirtti. Peki ya resmi dil? We've got Liberlandish. It's the most common type of language spoken on this planet, I guess. I'm speaking it right now. It's close to English, but not all the way.